Evet, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, öncelikle hepinizin geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Umuyorum ailelerinizle beraber güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bütün ailelerinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum her şeyden önce. Tabii tüm halkımıza da, vatandaşlarımıza da aynı duygularımı iletiyorum. Umut ederim ki güzel bir bayramı ailece insanlarımız, vatandaşlarımız geçirmiştir. Bu temennilerimi de paylaşmak isterim. Tabii bugünün gündemine geçmeden öncelikle Datça'ya ve Çeşme'ye geçmiş olsun. Şu anda yoğun bir mücadele içerisinde olunduğunu biliyoruz. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, kamunun diğer kurum kuruluşları, bakanlıklar büyük bir çaba içerisinde yangının söndürülmesi için çalıştıklarını biliyorum. Hepsine Allah kolaylık versin. Umuyorum en kısa zamanda bu yangınların durdurulması temennisini paylaşıyorum. Tabii biz de her afet anında olduğu gibi Türkiye'nin neresinde olursa olsun ki iklim değişikliğinin bize yansıttığı ve belki de bütün dünyada insanlığın da bir nevi sebebi olduğu bu afetlerin yaygın ve yoğun bir biçimde yaşandığı son yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm sorumluluk duygumuzla her yerde olduğumuz gibi şu anda da Datça'da ve Çeşme'de 60 personelimiz ve 12 aracımızla orada destek oluyoruz, katkı sunuyoruz. Daha fazla ihtiyaç duyulduğunda elbette ekibimizi de sayımızı da arttıracağız. Umut ederim olmaz, umut ederim bir an önce bu yangın süreci sona erer. Tabii bu afetleri yaşadığımız anda yaptığımız müdahalelerin anı kurtarmak olduğunu, esas müdahalelerin ya da esas hazırlığın daha öncesinde yapılması gerektiğini, alınması gereken tedbirlerin, doğru orman politikalarının ve bu alandaki gelişmelerin, süreçlerin samimi ve şeffaf yürütülmesinin de esas mesele olduğunu da altını çizmek isterim. Bugün sizlerle beraber olma nedenim, bayram günü İstanbul'da özellikle iki ilçemizde etkili düzeyde Esenyurt ilçemizin bir mahallesinde, hatta bir sokağında diyebiliriz ise oldukça etkili olan bir yağışın ardından yaşananlar. Birkaç gün gözlem yaptım, yorumları dinledim, yazılanları okudum. Belki birkaç kez okudum ve bugün de karşınızdayım. Kıymetli basın mensupları, herhangi bir odak kaymasına girmeden önce işin adını hep birlikte koymamızda fayda var. Önce yaratılan algıları değil, yalın gerçeği burada açıkça konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Tekrar ediyorum, İstanbul genelinde adına afet denebilecek bir olay yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde sınırlı bir hatta bir sokakta evet sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. Son olarak da 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bu bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına da yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. Tam 8 milyon lirayı aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak an be an takip ettim. Ve sabah saat gece 03:30 itibariyle
konferans sistemli görüşmeleri yaparak gelişmeleri ekiplerimizle birlikte yönettik. Bir şeyin altını çizelim ve hep birlikte bu tespiti de konuşalım. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı. Nedir bu olgu? Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Ve bu tek adamlık anlayışı yaygın bir hale getirilmek isteniyor. Ülkenin önemli makamlarında siyasetçisinden bürokratına icra görevi yapanlar kendi inisiyatifleri ve kendi akıllarıyla değil, hep o tek adam dediği ne ise onun için harekete geçiriliyor. Her konuda tek adam mutlaka vurgulanmalı, adı mutlaka geçirilmeli ve her şeyi yapan sadece o tek adam olmalı. Tüm icazet oradan gelmeli. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürümez, yürüyemez algısı yaratılmalı. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Bu açıkçası dejenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi ve her alana yayılmaya çalışması çok tehlikeli bir durumdur. Bizim ülkemize egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün emanet edildiği neredeyse 100 yılı aşkın bir süreçte bizim milletimize bu asla yakışmaz, yakıştırılamaz. Çok tehlikelidir. Ve yaşıyoruz da aslında her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki. Böyle bir süreç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Bu gerçeği öncelikle bu ülkeyi tek adam kafasıyla yönetmeyi alışkanlık hale getirenler anlasın. Ben başkan olarak kaldığım sürece de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tek adamlık asla olmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurulları, kurumları, mekanizmaları ve kadroları olan Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hangi koşulda, hangi birimlerin neyi, nasıl, ne zaman yapacağı çok net bellidir. Ve özellikle attığımız kurumsallık adımlarıyla bu çok daha değerli bir seviyeye ulaşmıştır. O gece sabaha kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3200 çalışanı, başkan vekilimizden genel sekreterimize, 3 genel sekreter yardımcımızdan İSKİ genel müdürümüze ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine kadar herkes sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar tüm süreci bu dev kadroyla birlikte yönettik. Şov yapmaya değil, sorun çözmeye odaklandık. Ve gerçekten de sorunu çözdük. Yaratılmaya çalışılan suni gündeme bakarsak, 3200 çalışanımızın hiçbir emeği yok, sıfır. Sabaha kadar benimle birlikte tüm süreci yöneten yöneticilerimizin emekleri yok, tamamen sıfır. Öyle mi kabul edeceğiz? Öyle bir anlayışa hizmet mi edeceğiz? Bu nasıl akıldır? İnanın anlamakta güçlük çekiyorum. Burada üstüne basa basa tekrar etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kahraman bir kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kahraman koca bir ekiptir. Siyasi paydaşları vardır, bürokratik paydaşları vardır, yönetici paydaşları vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
daha da önemlisi kahraman ortak akıldır. Kahraman ortak emek ve güçlü bir dayanışmadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahramanları da benim tüm fedakar ve çalışkan yol arkadaşlarımdır. Elbette bu salona, hatta Büyükşehir Belediyesi'nin şu önümüzde gördüğünüz meydanına sığmayacak kadar geniş ve büyük yol arkadaşlığıdır. Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değnek olsa, Süpermen gibi olay yerine gelince o problemi onda orada anında çözse. Ama hani bu tür şeyler biliyoruz ki ancak filmlerde olur, hatta Hollywood filmlerinde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyasilerin, açıkçası Hollywood'a benzetme olsun, iş yapma biçiminde olur. Başka bir yerde göremezsiniz. Bizim anlayışımız bu arkadaşlardan kökten farklı. Bize göre gerçek sihirli değnek, bilim ve teknik destekli, ortak akıl, kurumların ve kuralların etkin bir biçimde çalıştırılmasıdır. Biz koskoca ülkeyi tek adam aklının kısıtlarıyla değil, ortak akıl ve kurumsal kabiliyetiyle yönetmeyi tercih ediyoruz. O yüzden benim üzerimden binlerce yol arkadaşımı emekleri yok saymaya, o arkadaşlarımın bütün çabalarını görmezden gelmeye hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz. Ben huzurlarınızda o gece boyunca çalışan her bir mesai arkadaşımı, İstanbul halkı ve kendi adıma gerçekten tebrik ediyor ve hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Küçük büyük zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı özellikle bir kez daha belirtmek isterim. Bu süreçte çizmeni giy, alanda fotoğraf ver diye çok sayıda samimi telefon almadım değil. Tüm o iyi niyetli tavsiyelere içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Asıl güzel fotoğrafın ve kalıcı hizmet fotoğrafının da o fotoğraf olduğuna yürekten inanıyorum. Bu ülkenin ve bu kadim şehrin daha fazla popülist kafayla yönetilemeyeceğini artık biz biliyoruz. Çok gerçekçi bakan, çok olaylara gerçek analizlerle yorum yapan, başta yeni kuşak olmak üzere bu ülkenin çok akıllı çocukları, gençleri ve insanları var. Popülizm yapa yapa bu şehirde pek çok sorunu kangrenleştirmiş zihniyetin bizi eleştirecek açıkçası bu saatten sonra ne yetkisi var ne de ahlaki hakkı var. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem açıkçası hem kendimden utanırım hem milletimize karşı da benim gerçekten yüzüm kızarır. Pınar Mahallesi'nde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben olduğu yerden değiştirip başka bir yere kaydırmadım. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben daraltmadım. Bakın ben o bölgede yaşıyorum 33 senedir. Esenyurt'u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. Altyapı olmadan onlarca beton gökdeleni de oraya ben dikmedim. Dönemin
geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve hükümeti dünyanın en çirkin şehrini var eden o zihniyet yaptı bütün bunları. Tam da aynı zihniyet sadece Esenyurt'ta değil, rant uğruna İstanbul'un birçok vadisine, birçok dere yatağına ne yazık ki kötü yapılaşmaları soktu ve geçmişe bakın, bu dere yataklarında ve ortamlarda İstanbulluların ne bedeller ödediğini tek tek çıkarabilir, can kayıplarını görebilirsiniz. Peki biz ne yaptık? Ne yapmaya devam ediyoruz? Bu rantçıların yarattığı kaosu azaltmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hem de bütün engellemelere rağmen. Örneğin Pınar Mahallesi'nde bu süreci 5,5 kilometrelik dere yatağında yaptıkları yanlışlardan dolayı 800 milyon liranın üzerinde yatırım yapıyoruz. İstanbul'da 3 yılda gördüğümüz bu eksiklikler, 3 yıl bile demek yanlış. 2,5 yıl içerisinde 10.2 milyar liralık sadece İSKİ bu baskınlar engellensin diye yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyoruz. Biz bu yönetimiz. O yağmur 3 yıl önceki İstanbul'a yağsa bugün aradan bir hafta geçtikten sonra bile hala selde kaybolmuş insanlarımızı arar olurduk. Bunu unutmayın. O gün aynen 25 yıldır olduğu gibi bir kez daha denizle karanın birleştiğini görürdük. Hangi semt olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Kurban kanlarını İstanbul Boğazı'nda boğaza akan derelerle akıp boğazın kıpkırmızı olduğunu görürdük. Bugün hala 21. yüzyılda. Ama işte biz bütün bu görüntüleri yaşanmaması adına tümden ortadan kaldırmış, aklın, tekniğin ve bilimin yolunda yürüyen kocaman bir ekibiz, kocaman bir aileyiz. Siz medya temsilcilerinden rica ediyorum. Biraz arşiv taraması yapın ve sellerde kaç can vermiş, bu kent ne kadar insanını kaybetmiş bir görün. Ayamama Vadisi dediğimde hatırlarsınız, diğerlerini de sizler teker teker çıkarabilirsiniz. Elbette marifet iltifata tabidir. Sadece 3 yılda devasa şehrimizin dört bir yanında altyapı sorununu bu anlamda çözmüş, yüzlerce noktada iş yapmışız ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm engellemelere rağmen, altını çizelim, İSKİ'ye, o güzide kurumumuza çektirilen zulmü burada altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Onca yapılmış işleri de inanın bu süreç içerisinde görmeniz çok zor değil. Kolaylıkla görebilir ve tespit edebilirsiniz. İstanbul'un makus su baskını sorununu çok büyük oranda çözmüş, kalan az bir kısmı da bir süre sonra tamamlayacak gururu yaşayan bir ekibiz. Ama ne yazık ki dejenere edilmiş bu süreç içerisinde ve bu düzende ne bu çalışmalar konuşuluyor, ne de sıkıntıların asıl sahiplerinin 20-25 yıllık aymazlıkları ele alınıyor. Ben televizyon kanallarınızı, birçoğunu, birkaçı hariç izlemiyorum. İzlemiyorum. Çünkü ne yazık ki dejenere edilmiş bu düzende insanımıza yakışan konuşmalar o kanalların çoğunda yapılmıyor. Teşbihte hata olmaz. Ortada bir cinayet var. Zanlı elini kolunu sallayarak olay yerinde geziyor. Kurtarıcı gibi bir de poz veriyor. Herkes onun suçlu olduğunu biliyor ama her nedense maktule yaşama döndürmeye çalışan insan suçlanıyor ve linç ediliyor. Basının yaratmak istediği süreç ve düzen tam da bu. Bu nasıl vicdandır? Soruyorum sizlere. Bunu vatandaşlarımızın dikkatle analiz edeceğine ve o analiz gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Kıymetli hemşerilerim, biz işbaşı yaptığımız günden itibaren bu şehrin kangren olmuş sorunlarını çözmeye odaklandık. Her bir sorunu ortak akılla tespit edip
bilimi kılavuz alarak ve israfa son vererek belli bir kısım insanlara, bir avuç insana akıtılan paraları iş yapmaya ayırıp işimize, gücümüze ve sizlere hizmete odaklandık. Az önce dediğim gibi son 3 yılda sadece İSKİ'de 10.2 milyar ve 10 metro hattı yatırımı, yaklaşık 10 milyar civarında yol, köprü, kavşak ki bunların birçoğu aynı zamanda altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturan yatırımlar. Bu zamana kadar belediye tarihinde dokunulmamış kesimlere dokunan bir süreç. Öğrencilere, çiftçilere, annelere büyük desteklerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Çok yakında yeni yurtlar ve 5000'e giden bir yatak kapasitesiyle ilk defa üniversite öğrencilerine yurt imkanı ve yeni kent lokantalarını tek tek bu kente bu zor günlerde hizmet etsin diye açmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz onlarca projeyi önümüzdeki haftalarda peşi sıra sizlerin hizmetine sunacağız. Geçmişten bugüne, bundan sonra yapacaklarımız hariç, bugünden duyuruyorum. 150 günde 150 projeyi sizinle tanıştıracağız. Yine her bir detayı kamu ihtiyacı gözetilerek projelendirilmiş pek çok yeni projenin temelini de atacağız. Akıl dışı, popülist politikalar uygulayanların neden olduğu can yakıcı ekonomik sorunlar karşısında ezilen vatandaşlarımızın o zor günleri atlatmasına da dayanışmayla destek oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Orada da popülist bir akıl söz konusu. Orada da akıldan, bilimden uzak bir yönetim sonucu bugün ülkemiz daha derin yoksullukları yaşıyor. Neler mi yapıyoruz? İşte tam da geçen hafta vatandaşlarımızın kurban bağışlarıyla 200 bine yakın aileye et ulaştıracağız. Askıda fatura sayesinde bugüne kadar 360 binin üzerinde fatura ödedik. Bu yıl 75 bin öğrencimize 4500 lira burs desteği sunacağız. Üstelik bizim bu desteklerimiz karşılıksız. Yani çocuklarımıza sonra dönüp faiziyle birlikte geri ödeyin de demeyeceğiz. Güle güle harcasınlar ve diyoruz ki siz zaten bu parayı hak eden bizim pırıl pırıl gençlerimizsiniz. Keşke imkanımız olsa daha çok verebilsek, daha çok vatandaşımızın yanında olabilsek. Tabii bulduğumuz her fırsatı da bu yönde değerlendireceğimizin özellikle altını çizmek istiyorum. Özetle biz iş yapıyoruz. Bir yandan bizi eleştiren zihniyetin neden olduğu devasa sorunları tek tek çözüyoruz. Diğer yandan vatandaşımızın derdine derman olmaya devam ediyoruz. Bu şehrin 16 milyon hemşerimin tüm bu yaşananları çok iyi değerlendireceğini ve onların vicdanını bu anlamda doğruyu göstereceğini çok ama çok iyi biliyorum. Bu kadar iş üreten, İstanbul'a değer katmak için geceli gündüzlü çalışan bir belediye varken neden her gün bize karşı karalama yapmak için suni gündem yaratılıyor? Bu soruya elbette ki gaye karşılığı bir süreç olduğunu anlayacak çok zeki vatandaşlarımız var. Bunun arkasındaki asıl gayeyi her vatandaşımız sorgulayacaktır. Bize başka amaç gütmeden vicdanıyla eleştiri yapan tüm vatandaşlarıma, her gazeteciye sonsuz saygım var, onun altını çizeyim. Ama art niyetli bakışların, insanların veya medya mensubu görünümlü propagandistlerin niyetini de aklımızdan çıkarmıyoruz ve vatandaşlarımızın da aklından çıkarmamalarını öneriyorum. Benim temiz kalpli milyonlarca dostum var. Onlar da üzülüyor ve diyorlar ki evet sana çok yükleniyorlar ama sen de aman onlara koz verme. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, konu inanın koz vermek meselesi değil. Onların bir hesapları olduğunu unutmayalım.
o hesap tutana kadar benimle uğraşmaya devam edecekler. Hangi tedbiri alırsanız alın, uyduracaklar, kaydıracaklar, alttan girecekler, üstten çıkacaklar. Benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler. Daha önce de defalarca söyledim. Benim derdim İstanbul'un en başarılı, en hizmetkar ve en demokrat belediye başkanı olmak. Oy vermeyen ilçelere metro götürmemeyi marifet sayan, diğer parti seçimi kazandı diye o ilçelere hizmet götürmeyenleri marifet sananlar, hatta ziyaret bile etmeyenler İstanbul'dan silindi ve gitti. Bir partiye üye olmadan, bir partinin referansı olmadan iş bulma dönemi kapandı. Şimdilerde özellikle şunu ifade ederim ki öyle bir silinme ki bu tarz yol ve yöntemle süreci yönetmeye gayret edenler bir daha da bu makamlara gelemeyecekler. Göreceksiniz ki o partizan kafa asla bizim karşımızda galip gelemeyecek. Partizanlığa da asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben oy verene de vermeyene de hizmeti vazife kabul eden ve bunu kutsallaştırmış bir insanım. 16 milyon vatandaşımız benim muhatabım. Ben her gün sabah işime çıkarken yeni kalpler kazanmak için güne başlıyorum. Bulunduğum makamın kıymetini ve önemini bilerek yaşıyorum. Ben nasıl İstanbul'un sorunlarına kafayı takmışsam, benimle 3 yıldır uğraşan, özel uğraşan ve azimle çalışan kalabalık güçler de bana takmış durumda. Beni karalamak ve özellikle tabiri caizse akla gelmeyecek yöntemlerle saldırmak için özellikle birilerine benzetiyorlar, bana kılıf biçiyorlar. Keşke her gün, her gece İmamoğlu eleştirileri yapılınca bu milletin cebine daha çok para girsin. Öyle bir fırsat olsa da insanlarımızın, milletimizin açlığı, milletimizin yoksulluğu ortadan kalksa da her bir vatandaşımız insan gibi yaşasa. Halkımızın, benimle bir sıkıntısı yok, onun altını çizelim. Halkımızın geçim derdiyle, karnını doyuramamakla, gelecekle ilgili sıkıntıları var. Keşke aklı başında yorumcular her gece bu dertlere çözüm arasa, yapıcı eleştiriler ve öneriler ortaya koysa ve bu şekilde vatandaşlarımıza ışık tutsa, hatta yöneticilere de bir miktar uyarı getirseler bu duruma insanlarımızı düşüren yöneticiler. Ama her gece her kanalda işleri güçleri İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Kuşkusuz siyasete giren herkes eleştiriye açık olacak, eleştirileri de olgunlukla karşılayacak. Bu işin doğasıdır. Ben bunu normal karşılıyorum. Ama orantısız ve güdümlü saldırılar milletimizin de dikkatini çekiyor ve bu işin arkasında acaba bir şey mi var sorusunu sorduruyor. Birilerinin gölgesine kendimi atıp İstanbulluların dümen suyuna girsem ve bazı insanların, belli grupların, o bir avuç insanın özel menfaatleri için kullananların, bu süreci özellikle İstanbul'u özel menfaat için kullananların dümen suyuna girsem, inanın belki de bu şehirde steril, kimsenin dokunmadığı bir başkanlık yapmak mümkün olabilir. Ama ben birilerinin icazetiyle, kazan kazan anlayışıyla steril bir yaşam sürmektense milletimin dümen suyuna girip yara bere içinde kalmayı tercih ettim. Hala aynı yerdeyim. Hiçbir zamanda bu yanlış süreci elde etmeye çalışanlarla mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Biz İstanbul'da hizmete ve dayanışmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii son bir bilgiyi de paylaşmak isterim.
İstanbul seçimlerini kazandığım günden bugüne 3 yıl geçti. 3 yılda izin kullandığım gün sayısı 3 yılda tam 25 gün. Yani her yıla sadece bir hafta düşüyor. Bir hafta, her yıl bir hafta ailesine vakit ayırmış bir babayım. Ailelerin birlikte zaman geçirmeye, paylaşmaya ve mutlu olmaya da hakkı var. Hatta bu konuda belki de en fazla çocuklarımız buna ihtiyaç duyar. Ben İstanbul'a elbette hizmet etmeyi kutsallaştırmış bir belediye başkanıyım. Ve bu anlamda en üstün çalışkanlığı, eforu ortaya koymaya da kararlıyım. Ama aynı şekilde ben çocuklarımı dinlemeyi ve onları anlamaya çalışmayı, onlarla kaliteli zaman geçirmeyi ve özellikle bu yaşlarında onların bu zamanlarını da ıskalamamayı kutsallaştırmış da bir babayım. Biliyorum, iki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul. Ama bütün İstanbul çalışkanlığımı da, iyi niyetimi de çok iyi biliyor. Ayrıca evine, eşine, çocuklarına, ailesine zaman ayırmayan bir baba da asla olmayacağımı belirtiyorum. Kaldı ki benim aile fertlerim, çoluk çocuğum siyaset ortamında hiç gezmediği için ben onlara siyaset ortamında vakit ayıramıyorum. Ben onları ancak evimde ve işte birbirimize ayırdığımız yıl içindeki bir haftada vakit ayırabiliyorum. Onların siyasi ortamlarda vakit geçirmesi ve benimle bir arada olmaları bizim aile prensiplerimize ve aile disiplinimize aykırı. Bunun da altını çizmek isterim, bunun bilinmesini istiyorum. Olmam gereken yerde her zaman olacağım. Vatandaşlarım bundan endişe duymasın. Görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Burada gördüğünüz bir kısım yöneticilerimiz var. Grup başkan vekillerimiz, başkan vekilimiz, meclis üyesi arkadaşlarım, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz var ama burada olmayan 86 bin gecesini gündüzünü İstanbul'a adamış emekçilerimiz var. Ben bütün emekçilerimize bu ortak aklın bir parçaları olduğu için yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Soruları alabiliriz. Evet. Dediğim gibi eleştirinin mantığı ya da eleştirinin size gerçekten katkısı olan tarafları var ise bunların başımızın üstünde yeri var. Onları dikkatle inceliyor ve okuyorum. Hangi taraf olursa olsun ama eleştiride niyet başka ise ki bunu insan aklı hisseder ve okurken anlar. Onu da farklı değerlendiriyorum. Ona dair de cevaplarımı az önceki metinde verdim. Ben bu ve bunun gibi hangi olay olursa olsun her hususta genel başkanımı aramayı ve bilgilendirmeyi vazife kabul ederim. Yine hem bayramlaşma vesilesiyle konuştuk, ardından bu olayla ilgili de kendilerine bilgi aktardım. Konuştuk sürecin nasıl geliştiğini, nasıl tedbirler alındığını. Hatta belki basınımızın bir kısmı hatırlar. Biz o ilk su baskınından sonra inşaat faaliyetlerine başladığımız bu dere yatağındaki süreci göstermek adına Esenyurt'ta bizzat orayı kendisini götürüp göstermiştim. O yerin orası olduğunu ve ne yazık ki geçmişten bugüne orada dere yatağının nasıl kaydırıldığını ve dere yatağı üzerine nasıl imarlı bir alan kurulduğunu hatırlattım ve oraya 800 milyon liralık yatırımı yaptığımızda kendisine aktardım. Diyalogumuz bu kadar partimizde. Birisi yönetsin burayı Murat Bey. Ben şimdi evet. Burak Bey'i alalım sonra Hüseyin Bey sizle devam edelim.
söz konusu günlerde acaba başkan vekili kimdir? Ben şahsen de merak ettim. Tabii ki bir vekiliniz vardı ve burada işlerin başındaydı. İsmini ben merak ettim. Evet. Merak eden bir de efendim İstanbul'da söz konusu dere yataklarının kentsel dönüşüm benzeri bir projeyi, tabii ilgili bakanlığın da buna tahmin olması lazım. Yeniden yapılandırılması, binaların yıkılması mümkün olabilir. Çünkü o dere yatakları hepimiz. Başkan vekilliği ile ilgili şöyle bir uygulamaya başladığımızı ifade edeyim. Malumunuz ben Millet İttifakı adına seçimi kazanmış ve görev yapan bir belediye başkanıyım. Bu anlamda grup başkan vekillerimizle yaptığımız istişareyle iki arkadaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi ve bir arkadaşımızı İyi Parti'den olmak üzere başkan vekilliği görevine dönük bir tanımlama yaptık ve bir görev biçimi oluşturduk. Bu kapsamda geçmişte örneğin bir seyahatimde, yani bir kurumsal seyahatimde Akın Bey başkan vekilliğimizi yönetmişti. Bu son sel baskını diye tariflenen olayların olduğu süreçte de Selçuk Bey, yine bu arada şu anda burada olmayan Ülke Hanım, bu üç arkadaşımıza dönem dönem farklı seyahatlerde görevler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Onlar da bizim ekibimizle beraber müşterek bir çalışma yürütüyorlar. İkinci sorunuz çok kıymetli. İstanbul'un dere yataklarında şu anda tam 10 milyon metrekarelik yeşil alan çalışması yapıyoruz. Ve şu anda hizmete açtığımız bir kısım yeşil alanlarımız da var. Yani Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Deresi'nden Ayamama Vadisi'ne. Örneğin Ayamama Vadisi'nde bu yılın sonunda 1 milyon metrekarelik yeşil alanı hizmete açacağız. Yani biz orayı yaşam alanına dönüştürüyoruz. Birçok dereyi ve vadiyi, Kurbağalı Dere'den Hacettere'ye birçok dereyi ve vadiyi doğusundan batısına İstanbul'un sayabilirim. Ancak dediğiniz gibi geçmişte imara açılmış ve yapılmaması gereken yerlerde yapılaşma olmuş yerleri orta ve uzun vadede çözüme kavuşturmalıyız. Geçen hafta İstanbul'un Vizyon 2050 belgesinde bu konuya tam bir paragraf ayırdık. Ve o bir paragrafta bu alanların 2050 vizyonuyla tekrar İstanbul'a yeşil alan olarak kazandırılmasının İstanbul'un gelecek vizyonunda en önemli maddelerinden biri olduğunun altını çizerek aktardık. O bakımda bizim için önemli bir meseledir. Hani İstanbul'un geçmişte vadilerinin bu şekilde heba edildiği bir ortamın bir anda bir kalemde tekrar düzeltilmesi elbette mümkün değildir. Trajik bir örnek vereceğim size. Bu olayın yaşandığı, son olayın yaşandığı Esenyurt'taki Harami Dere aksı üzerinde bir derneğe kaymakamlık tarafından yer veriliyor. İSKİ orada bu dernek açılamaz, burası vadinin yatağı içerisindedir diye uyarısı var, yazısı var. Ama buna rağmen devletin oradaki mülki amiri gidip açılışını yapıyor. Aynı mülki amir gidip orada çizmeleriyle geziyor. Bu olmaz. O bakımdan biz bu işi ve buna benzer süreçleri titizlikle ele alıp kentimizin gelecek vizyonunun içerisinde en önemli noktalara koyacağız. Hüseyin Bey buyurun. Evet, tersten başlayayım. Ayamama Vadisi gerçekten trajik bir alandır. Daha düne kadar, bırakalım geçmişi, daha düne kadar yeşil alan ve imarlı olmayan alanlarda şu anda gidin, 5 yıldızlı oteller, Atatürk Havalimanı'na en yakın yerden bahsediyorum. Yenibosna'nın tam karşısından bahsediyorum. 5 yıldızlı oteller, rezidanslar vesaireler var. Ve bunlar biz göreve gelmeden son 5 yılın eseri. Son 5 yılın
20, 15, 30 yıla gitmeyin yani. Son 5 yılın ve işte 30'a yakın insanımızı yitirdiğimiz o vadinin son hali. Şimdi diyecekler ki biz orada dereyi genişlettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Doğru, biz de devamını bitiriyoruz zaten Ayamama'nın. D100 karayolunun altındaki kısmı, ama bu derelerin, bu vadilerin 1000 yıllık deneyimlerine baktığınızda yaptığınız işler bazen size yeterli gelmiyor. O bakımdan bu yanlış uygulamalarla ilgili geçmişe dönük araştırdığımız hususlar var. Hukuken, kanunen bunun bir suç duyurusuna dönüşme ihtimali nedir? Tabii arkadaşlarımız hukuk servisinde bunlara bakıyorlar, ama gerçekten üstünde durmamız ve gerçekten içine girip araştırmamız gereken konuların bu olduğunu da belirtmek isterim. 15 Temmuz yarın, 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ne yazık ki en acı, en kötü, en yüz karası günlerinden birisidir. Ülkemizin paralel bir devlet kurma hesabına kurban edilerek ve ne yazık ki hükümetin de buna destek olduğu, el verdiği bir süreç sonrasında ülkemizi ele geçirmeye kadar cesaret edecek bir terör örgütüne bu ülkemizin evlatlarının ölümüne, şehit olmasına sebep olduğu gündür. 15 Temmuz acı bir gündür. 15 Temmuz'un hesabı kolay kolay verilemeyecek. Çünkü açılması gereken çok daha sayfaları var. Ben bu vesileyle 15 Temmuz'da hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette ki yakınlarına, milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Ülkemizin bir daha böyle bir gün yaşamamasını diliyor ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu da altını çiziyorum. Her yere bu tabelayı asmamız lazım. Her yere. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimize aittir. Bir kişiye ait değildir. Bakın, milletimize aittir. Cumhuriyet kurulurken bunun altı çizilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken 1920'de bu cümle zikredilmiştir. Yarın 15 Temmuz'un yıl dönümünde biz de sabahleyin burada, çünkü Büyükşehir Belediye'mizde de ne yazık ki insanlarımız şehit edildi, öldürüldü ve onların anma törenini yapacağız. Açıkçası ben de ilanlardan gördüm. Hatta bir ilana benim şahsi görüntülerimin malzeme edilmesi de benim için değerliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Saraçhane'de bir toplantı yapma kararını ilanlardan gördüm. Normalde ne olur? Saraçhane'de bir ilan yapıyorsanız, Saraçhane'de 16 milyon insanın oyuyla seçilmiş belediye başkanının bu sürecin içinde olması ve bu sürece katkı sunması istenir. Ama henüz davet edilme nezaketinde bulunulmadı. Dolayısıyla ben davet edilmedim. Tabii ben malumunuz hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, yine bu ülkenin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve İstanbul'un oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak Ankara'da da randevu istediğim gibi defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Ben de acaba Saraçhane'ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane'ye uğrar mı diye davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum. Tekrar 15 Temmuz gibi günleri yaşamamayı milletimiz adına temenni ediyorum. Evet, son soruyu alalım lütfen. Benim cümlem tam olarak o değil. Yani sadece bir kelimeyi alarak öyle yorumlamak yanlış olur. Basın huzurunda bu vesileyle dile getireyim. Bana bu ısrarla sorulduğunda, ki ben birkaç kez bu ülkede öyle ya da böyle demokrasi tecelli eder
ve hiç kimse buna engel olamaz dediğinde, peki seçilirse dediğinde şunu hatırlattım. Sayın Cumhurbaşkanı fazla değil 7-8 ay önce, açın basında görürsünüz, 2021 yılının sonuna doğru İstanbul'da yaptığı danışma kurul toplantılarında 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul gerçek sahibi AK Parti'nin olacak demiştir. Ve bunu birkaç konuşmasında daha tekrar etmiştir. Hatta bunun bir benzerini grup toplantısında da söylemiştir. Ben de dedim ki bu bir tesadüf ya da tarihleri karıştırılmış olacağını düşünmüyorum. Bu bir niyet olabilir. Yani bu niyet sadece İstanbul için de değildir dedim. Başka illerimiz için de geçerlidir. Yani İstanbul'da kazanılmış bir seçimi iptal eden akıl genel seçimden sonra bizi görevden almayı da düşünebilir dedim. Söylediğim budur. Söylediğimi geçerli olup olmadığını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Ama dediğim gibi bu saatten sonra özellikle İstanbul seçimlerinden sonra verilen ders, vatandaşımızın attığı tokattan sonra ne buna cesaret edebilecekler ne de böyle bir sonuca sahip olabilecekler diye de düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.